mutlu günler. Kıymetli SRT Televizyonu izleyenlerimiz, yeni bir Şifa Kapısı programımıza sizlerle birlikteyiz. Her hafta Şifa Kapısı programımıza farklı bir konu işlerken bu haftada en sık görülen kanser türlerinden meme kanserini konuşacağız. Meme kanserini kiminle konuşacağız? İç hastalıkları uzmanı ve medikal onkoloji uzmanımız doçent doktor Fatma Şahan bizlerle birlikte olacak. İlk soru olarak hocamıza sormak istiyorum. Meme kanseri nedir? Evet, meme kanseri ile ilgili söyleşiler genelde hep bu soruyla başlar. Meme kanseri meme dokusunu oluşturan, özellikle tübül şeklinde memedeki süt kanalcıklarını oluşturan hücrelerin zaman içerisinde anormal bir şekilde büyüyerek memede yer kaplayıcı lezyonlar, kitle dediğimiz tümörel oluşumlar yapmasına meme kanseri diyoruz. Evet hocam. Peki meme kanserinin belirtileri nelerdir hocam? Evet. Meme kanserinin belirtileri genel olarak memede ele gelen ve normalde olmayan meme dokusundaki sertliklerdir. Bu bazen yüzeyler olur, bazen daha derin yerleşimli olur. Evet. Onun için de özellikle banyo sırasında derin palpasyon dediğimiz memeye sıkı basmakla fark edilebilir. İkinci olarak koltuk altında normalde olmayan şişliklerin ele gelmesiyle karşımıza gelebilmekte. Evet. Meme başından kanlı veya istenmeyen, olmaması gereken zamandaki akıntılar ile karşımıza gelebilir. Meme cildinde yine normalde olmayan kızarıklıklar, yaralar, akıntılarla gelebilmekte. Ya da memenin altında kitle yapıp meme derisini çekerek memedeki çekintilerle, çöküntülerle ya da meme başı çöküntüleriyle karşımıza gelip memedeki karşıdan baktığımızdaki asimetrik görüntüyle karşımıza gelebilir. En sık gördüğümüz şekilleri böyle diyebiliriz ama memede ağrı, bunu hep vurguluyoruz söyleşilerimizde. Yanlış bir kanı vardır, ağrılı olan kitleler kanser değildir gibi. Meme kanseri de ağrı ile gelebilir. Onun için lütfen memede herhangi bir ağrı olduğunda, özellikle de ele gelen kitle olduğu halde, sertlik olduğu halde ağrı var deyip doktora çok geç başvuran, hiç de az olmayan bir bayan grubu var. Özellikle ağrı tek başına kanser değildir dedirtmez. Bizim yine meme kanseri hastalarımızın önemli bir grubu ağrıyla da gelebiliyor. Her meme ağrısı kanser değildir. Evet. Ama meme ağrısının olması da kanseri dışlatmaz. Bu nedenle de meme ağrısı da bir geliş şekli olabilmekte. Bunlar lokal hastalık belirtileri. Bu belirtilerle sıklıkla geliyor. Çünkü hastaların önemli bir kısmı erken evrede gelebilmekte halen. Çünkü vücudun dış kısmında olan bir organ. Kitle oluştuğunda dışarıdan fark edilmesi, kişi tarafından bile fark edilmesi kolay bir organ. Bu nedenle de pek çok kanser tipine göre bir de büyüme paterni de genel olarak daha yavaş olma özelliğinde olduğu için önemli bir kısmında yine hastalar daha erken evrede fark ederek gelebiliyor. Fakat eğer mesela bu evreyi aştıysak, zamanında bazı şikayetleri dikkate alıp doktora gitmediysek, örneğin sırt kemiğine sıçradı, sırt ağrısıyla da gelebiliyor. Örneğin akciğere sıçradı, öksürükle, nefes darlığıyla da gelebiliyor. Ama hemen %90 küsürü memedeki lokal dediğimiz hastalığın çıktığı yerdeki şikayetlerle doktora geliyor. Tabii kanser korkulacak bir hastalık değil. Evet. Ama erken teşhis, erken tedaviyle de önlemi alınabilecek bir hastalık grubu diyebilir miyiz hocam? Şimdi hiç ben bunu da hep düzeltirim bana böyle soru geldiğinde. Tüm hastalıklar korkulacak demeyelim ama sonuçta kişinin sağlıklı pozisyonunu bozan durumlardır. Her hastalık önemlidir. Hiçbir evet. hastalık önemsiz değildir. Kanser de önemlidir aslında. Çünkü tedavi edilmediğinde onun da kişinin normal, mutlu ve sağlıklı yaşamasını engelleyici ya da öteleştirici sonuçlar doğurmaktadır. Onun için kanser de önemli bir hastalıktır. Önemli bir hastalık değildir kelimesi yanlıştır. Bunu genel olarak slogan ya da işte değişik amaçta bu cümleler kullanılabiliyor ama ben bu slogana karşıyım. Şeker hastalığı da önemli hastalıktır. Kalp hastalığı da önemli hastalıktır. Kanser de önemli bir hastalıktır. Onun için gerekli önlemleri, tedbirleri erken teşhis ve tedavide vesairede gerekiyorsa onlar yapılması gerekmektedir.
Bu nedenle de şimdi kanserde mesela yüksek tansiyonu var kişinin, kalp hastalığı olmasın diye tansiyon hap alıyor ya da yüksek tansiyonu olma potansiyeli var ailede, kilosuyla vesaire ne yapıyor ona göre işte kilosunu koruyor, tuzsuz yiyor gibi. Nasıl diğer hastalıklarda da primer korumalar varsa, yani daha hastalık ortaya çıkmadan bir takım önlemler varsa, kanser dedi önce kanser olmadan kişi ya da teşhis edilmeden kanser tanısı almamış kişilerin olmamak için, kanser olmamak için yapacağı tedbirler olduğu gibi, bunları yaptığı halde yine de bir şekilde edinsel veya kalıtsal nedenlerle kanser geliştiyse, onu ileri aşamalara ulaşmadan erken teşhiste sekonder koruma diyebiliriz. Genetiğinde yoksa? Genetiğinde var veya yok, bir şekilde tümör vücutta olduysa onu da erken teşhis edip daha hızlı bir şekilde önlemini almakla ilgili tedbirler var. Bir de artık hastalık bir şekilde gelişti. Erken teşhiste de fark edilemedi. Bundan sonraki aşamalar var. Her birinde kişilerin, sağlıklı kişilerin ya da artık hasta olmuş kişilerin yapması gereken aşamalar var. Özellikle hastalık ortaya çıkmadan meme kanseri için ilk önemli tedbirlerden bir tanesi kendi kendine meme muayenesi. Özellikle 20'li yaşlardan itibaren eğer ailede kanser öyküsü yoksa her kadın her ay en azından bir kez ayna karşısında, banyoda özellikle banyo sırasında ya da sonrasında kendi kendine derin ve güzel palpasyon yapmalı. Ayna karşısında memede asimetri var mı, herhangi bir sıkıntı var mı, bunu düzenli yapması gerekiyor. Daha sonra da eğer yine ailede kanser öyküsü yoksa uluslararası bir takım standartlar var. Ulusal bizim standartlarımız da mevcut. O yaş grubunda, Türkiye'de 40 yaşında en geç 2 senede bir bazı ulusal ya da uluslararası rehberlerde senede bir olarak kaydedilen mamografi, meme ultrasonu takiplerini yaptırmalı. Ailede varsa ya da kişi daha önce meme kanseri tanısı aldıysa daha erken yaşlarda ona uygun meme tarama programları, bunlar da meme MR'ları gerekebilmekte, bazı genetik testler istenilebilmekte. O şekilde erken tanı ve tedavi açısından önemli adımlar yapmak gerekiyor. Peki Fatma Hocam, tedavi yöntemleri dedik. Meme kanserinde tedavi yöntemleri nelerdir? Meme kanserinde tedavi yöntemlerinde, şimdi bütün kanserlerde öyledir, ben sınıflarım. Meme kanserinde de sık bu konuyla ilgili söyleşiler, röportajlar yaptığımız için bazen tekrarlı şeyleri söylemek zorunda kalıyoruz ama tıp bilimsel olarak tıp tektir. Yani onun için tüm söyleşilerde ana hatları vermeye çalışıyoruz. Tedavide öncelikle teşhis kısmında evreleme yapılır. Yani tedaviden önce bir evreleme kısmı vardır. Evreleme de ne yapılır? Çünkü tedavi evreye göre çok değişir. Hastalık erken evrede mi, lokal ileri evrede mi, ileri evrede mi? Bunu bir kere planını ya da haritasını çizmek gerekir. Dün ya da bugün poliklinikte bir hastamız demişti, hocam lokal ileri evre ne demek diye. Lokal evre tümör çıktığı dokudadır, yani meme dokusundadır halen ve o ameliyatta genellikle lokal tedaviyle çıkarılır, alınır. Lokal ileri evrede genellikle doğrudan lokal tedaviler, yani cerrahi ya da radyoterapiyle sağlam sınırlı almak sıkıntılıdır. Ya da daha kozmetik sonuçları kötü olacağı için öncesinde sistemik tedavi, ilaç tedavisi vermek gereken, daha böyle göğüs duvarına fikse olmuş, yapışmış, cilt bozulmuş, koltuk altında lenf bezleri tutulmuş evrelere lokal ileri evre diyoruz. Yani kolaylıkla cerrahi yöntemlerle çıkarılamayan hastalıklara, yani toplumun anlaması açısından eğer söyleyecek olursak, lokal ileri evre diyoruz. İleri evre dediğimiz hastalarda da tümör çıktığı dokudan başka organlara yayılmıştır. Halk arasında bazen işte insanlar internete tıklayınca en ileri evre ne, evre 4'müş gibi, zaten bunları birçok kişi bunları öğrenerek geliyor. Yani evre 4 dediğimiz, yani araştırıyorlar. Çok hızlı bilgiye ulaşım söz konusu olduğu için evre 4 hasta, ileri evre, advanced disease gibi bizim kendi terminolojimizde de kullandığımız bir takım kavramlarda bunlar var. Ama biz artık biliyoruz ki bazen
bir santimlik tümör de gidişatı çok hızlı agresif olabildiği gibi evre 4 dediğimiz hastalıkta çok çok iyi yanıtlarla, tam şifalarla devam edebilmekte. Evrelime yapıldıktan sonra kişinin hastalığı erken evrede mi, lokal evre yani eşittir erken evre, lokal ileri evrede mi ya da ileri evrede mi, onu ortaya koyduktan sonra tedavi planımızı yapıyoruz. Genellikle zaten tanımda da belli olduğu üzere erken evrede yani lokal hastalık sırasında ana tedavi şekli cerrahi, ama hemen pek çok meme kanserinde artık ya öncesinde ya sonrasında erken evrede bile kozmetik açıdan ya da daha sonraki kolda oluşacak şişlikler, ödemleri engellemek amacıyla ameliyat öncesinde ameliyata hazırlık tedavileri önermekteyiz. Genellikle 2 santimi geçmiş pek çok tümörde ameliyat öncesi damardan ilaç tedavileriyle küçültüp koltuk altını temizleyip ondan sonra tedaviye devam ediyoruz ve bu tedavilerden sonra genellikle ameliyat yapılıyor ve ameliyattan sonra da meme durduğu için, yani iyi bir kozmetikle memenin çoğu dokusu durabildiği için memenin geri kalan kısmını koruma amaçlı radyoterapiler gelmekte. Yine önemli bir kısmında da taşıdığı bir takım hormonal ya da akıllı ilaçlar ya da moleküllere bağlı olarak koruyucu tedaviler. Bunların bir kısmı 1 sene sürüyor, bir kısmı 5 sene sürüyor, bir kısmı 10 sene sürüyor. Tümörün moleküler özelliklerine göre de o ilaçlarla devam ediyoruz. Lokal ileri evre de 3 aşağı 5 yukarı aynı şekilde ele alınmakta. İleri evre hastalıkta genellikle ana tedavi baştan sona bizim tarafımızdan yönetilmekte. Ama oligometastatik hastalık dediğimiz, yani sınırlı sayıda vücutta sıçrama varsa bu hastaları da radikal sanki hiç sıçramamış gibi tutumla ya da yönetebiliyoruz. Çünkü biliyoruz ki artık böyle hastalıklarda erken evre ya da lokal evre gibi çok çok iyi gidebilmekte. Radikal kemoterapilerini, ilaç tedavilerini verdikten sonra meme ameliyatlarını önerip ondan sonra da takibi alıyoruz. Gerekli tedavilerini alıyoruz. Yani demek ki bizim hastalıklarda her zaman dediğimiz gibi 3 tane ana tedavi yöntemimiz var kanser hastalıklarına. Birincisi lokal tedavilerin başında gelen cerrahi yöntemler. İkincisi yine lokal tedavilerin başında değil, ikinci sırada gelen radyoterapiler, şua tedavileri. Üçüncüsü sistemik tedaviler. Bu bütün tedavileri kavrayıcı, bütün vücudu kavrayıcı tedaviler. Yani bizim medikal onkologların ya da tıbbi onkolog da bize deniliyor biliyorsunuz. Onkologların yönettiği ilaç damardan ya da ağızdan tedaviler de hep beraber gerekli yerde gerekli tedavi koyarak tedavilerimiz devam etmekte. Bir de tabii nükleer tıp yöntemleri dediğimiz atom ya da radyoaktif maddelerle de yine bir takım lokal bölgelere radyoaktif işaretli bir takım ilaçlar vererek de yine tedaviler yönetilebiliyor. Peki Fatma Hocam, meme kanseri risk faktörleri nelerdir? Meme kanseri risk faktörleri, öncelikle şunu biliyoruz ki hemen hemen dünyada bazı ülkelerde bir takım sosyal ve kültürel nedenlerle sıra değişikliği olsa da genel olarak dünyada kadınlarda en sık görülen kanser meme kanseri. Kadın olmak eşittir meme kanseri için en büyük risk faktörü. Neden? Çünkü meme dokusu kadında erkekten daha iyi gelişmiş durumda. Ne kadar çok meme dokusu geliştiyse risk faktörü o kadar artıyor. Bu nedenle de kadın olmak birinci risk faktörü. İkinci risk faktörü de yaş. Çünkü biz artık biliyoruz ki kanser bir genetik hastalık ve genetik hastalık ne demek? Normal hücrenin genetiğinin anormal hale gelip vücut kontrolünün dışına çıkması demek. Bu nedenle de yaşla birlikte vücuttaki bu kontrolün azalması, giderek bozuklukların artması nedeniyle kontrolsüz büyümeler artmakta. Yaş ilerledikçe de risk artıyor. Yani meme kanseri yaş ilerledikçe meme kanseri riski çok artıyor. Kadın olduğumuz sürece, şimdi birçok hastamız diyor ki meme kanseri tedavilerini oldu, bitti ya da koruma tedavilerini alıyor. Hocam bu hastalıktan kurtuldum mu, bir daha olur mu? Evet, tekrar eder. Evet, bu soruyu mutlaka soruyor, birçok hastamız soruyor, merak ediyorlar. Normalde bir kadınsak eğer ve ömür verdiği sürece Allah
bir şekilde yaş ilerledikçe hiç şu anda sizin kanseriniz olmasa bile zaten meme kanseri için ciddi risk faktörlerimiz var anlamına geliyor. Onun için belki bu hastalıktan bir daha bir yere sıçramayacak ama yaşımızın gereği, kadın olmamızın gereği zaten riskimiz var. Şimdi olmaz 10 sene sonra yeni bir meme kanseri olabilir. Bunu engellemek ya da bu olmayacak demek imkansız şu anki bilgilerimizde neredeyse. Onun için kadın olmak ve yaşımızın ilerlemesi önemli, en önemli iki tane risk faktörü. Diğer risk faktörlerimiz neler? Özellikle ailesel yoğunluğun artmış olması. Yani kadının birinci derece annede, kız kardeşlerinde, kızında ya da oğlunda ya da babasında ya da erkek kardeşinde meme kanseri olması riski çok arttırmakta. Ve bunun sayısı arttıkça da bir tane birinci derece akrabamız da var. Örnek 4 kat artıyorsa, 2 tane de varsa 32 kat artıyor gibi bu risk artarak gidiyor. Riski birinci derece yakınlardaki sayı arttıkça ikinci derece yakınlar bile çok etkileyebilmekte. Sadece meme kanseri değil, örneğin yumurtalık kanserinin olması, örneğin pankreas kanseri, örneğin erken yaş prostat kanserinin ailede sık olması, bunlar da meme kanseri riski için artışlara neden oluyor. Bunun için de özel belirlenmiş ve her gün spektrumu artan bir takım genetik bozukluklar var. Hele de o bozukluklara bakıldı ve onları taşıyorsa onlarda özellikle bazı mutasyonlarda %80-90'lara varan hiç kanser almamış olmamış kişilerde bile risk çok ciddi şekilde artabilmekte. Bu hastalara da çok yakın takip öneriyoruz. Diğer taraftan ailesel risk faktörü. İkinci, az önce aslında yine söyledim. Önemli bir risk faktörü. Bizim daha önce kendimizin başta meme kanseri olmak üzere kendimizin yine yumurtalık kanseri geçirmiş olmak, yine pankreas kanseri geçirmiş olmak ya da erken yaş prostat ya da rahim yumurtalık kanserleri gibi başka bir kanser geçirmiş olmamız yine bir risk faktörü. Ya da lenfoma gibi ya da akciğer kanseri gibi daha önce göğüs duvarına daha önceki yakın yıllarda şua tedavisi almış olmak ki bu yeni cihazlarla bu risk çok minimize olmuş durumda. Çok küçük bir ihtimale dönüşmüş durumda ama eski yöntemlerle bu riskler göğüs duvarına alınan şualarda yine önemli meme kanseri risk faktörü olarak karşımıza gelmekte idi. Diğer taraftan obezite, şişmanlık. Çünkü biz biliyoruz ki obezite de kadınlık hormonu çok fazla salgılanıyor. O da ayrı bir risk faktörü olabilmekte. Tam dört dörtlük olması da immobil hayat hemen hemen birçok hastalıkta risk faktörü olmakta. Sigara, alkol kullanımı evet, risk faktörü olarak karşımıza gelmekte. Ve hocam en önemlisi de stres. Yani evet, bilimsel evet, olarak tabii dört dörtlük işte meme kanserini stres arttırıyor demesek de birçok hastalık, belki şahsi deneyimlerimizde de biliyoruz ki birçok hastamız ağır bir stres sonrasında belki mevcut olan kanser overt dediğimiz görünür hale gelebilmekte. Stres de tabii ki yine pek çok hastalık gibi önemsiz diyemiyoruz. O da önemli bir risk faktörü olarak karşımıza gelmekte. Bunun dışında sayısız risk faktörü belki sayılabilir ama örneğin yine çok sık sorulan risk faktörler arasında erken yaşta ilk adeti görmek, ilk doğumu geç yaşta yapmak, çocuğu az emzirmek, az doğum yapmak, geç menopoz gibi bir takım özellikler de risk faktörü olarak yine tartışılan, bazen bunlarla ilgili soru işaretleri olmakla birlikte yine bilinen risk faktörleri olarak tartıştığımız konular. Yani menopoz sonrası dönemde sürekli ve yüksek dozlarda östrojen ve plasman tedavisi yapılması da etken midir hocam? Evet, onunla ilgili de onlar da yine risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili de yine değişik literatürler bulunmakta ama artık zaten eskisi kadar da çok yaygın kullanılmakta. Fatma hocam, hastamız kanser tedavisi süresi içerisinde de moral ve motivasyonu da yüksek seviyede tutması gerektiğini belirtiyoruz hep. Peki hasta ve hasta yakınlarımız arasındaki ilişkilerden de biraz bahseder misiniz? Evet. Genellikle hasta ve hasta yakınları arasındaki ilişkilerde bizim hastalarımız uzun soluklu tedaviler ya da takipler gerekiyor. Bu nedenle de örneğin kişide safra kesesi taşı var. Hep bunu örnek veririm hastalara da.
işte 3 gün yatacaksın, %90 küsür de 4. gün çıkacaksın, bir hafta sonra da yürüyeceksin ve normal olacak. Bizim hastalıklarımızın önemli bir kısmı ameliyat, koruma tedavileri, uzun soluklu tedaviler, bizse bile takiplerimiz uzun soluklu olduğu için hasta yakınları da hastaları da telkinimiz bunu bir şeker hastalığı, tansiyon ya da kalp hastalığı gibi kabul edip, örneğin kontrolü var, kontrolünü yapacak, sonra normal sosyal hayatına dönebilmesi yönünde, ya da tedavisi var, tedavisi sırasında mümkün olduğunca, evet sosyal destek çok önemli, aile desteği çok önemli ama bazen toplumumuz, toplumsal olarak diyelim, hastaya aşırı ilgiden hastayı bunaltabilmekte. Bu nedenle dengeli bir şekilde tedavi sırasında hastaya eşlik edebilmek, desteklemek ama tamamen de toplumdan ayrı tutarak, izole ederek hastayı, bazen aşırı korumacılıkla kişiye normalde aslında tedavisini alır, günlük yaşamını devam edebilecekken işte odaları ayrı izole etmeler, kimseyle oturup konuşturmamalar ya da işini gidip devam edebilecekken o tedavi 6 ay sürecekse 6 ay boyunca hiç de işe göndermemek, yani çalışma hayatından uzak tutarak kişinin depresyonunu ya da hastalığı kabullenmesini çok zorlaştırmakta, depresyonunu arttırabilmekte. Onun için de mutlaka önemli, yani kronik bir hastalıkta olduğu gibi kanser tanısı almış hastalarımızda da sosyal ve ailesel desteğimizi yapmalıyız. Fakat yine dediğim gibi abartmadan, bunda tedavi edilebilir bir hastalık grubu olduğunu kendimiz ve hastamızla bildirerek ya da anlatarak ya da bunu bilerek, bildiğinde hastaya anlatmaya da gerek yok, o da çok hastayı sıkabiliyor. O şekilde hastamıza yardımcı olmaya çalışmamız gerekiyor. Kanserin korkulacak bir hastalık olmadığını erken teşhisle kurtarılabilecek ve tedaviye cevap verecek bir hastalık olduğunu birçok programımızda dile getiriyorduk. Ve bu haftada onkoloji servisimizdeyiz. Ve onkoloji servisimizdeki misafirlerimizle röportajlarımıza devam edeceğiz. Öncelikle bu güzel hanımefendinin ismini sormak istiyorum. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emel Karacaoğlu. Evet. Emel Hanımcığım, biraz da çağın hastalığı diyebiliriz kanser vakasına ama korkulacak bir hastalık değil. Erken teşhisle de tedavi edilebilecek, tedaviye cevap verilecek bir hastalık olduğunu biliyoruz. Peki siz neler söylemek istersiniz efendim? Evet, her zamanki gibi klişe bir söz ama geç kalmaktan, kanserden korkmayın, geç kalmaktan korkun. Gerçekten benim rutin kontrollerimde çıkan bir şeydi. Fakat başında yakalanmış bir şey tabii bizim için büyük bir değişik bir durumdu ama sağ olsun bu Avrasya Hastanesi ve Fatma Hocam sayesinde bu süreci çok olumlu karşılayıp süreçte, tedavi sürecinde çok desteklerini gördüm. Radyoterapi onkolojisiyle birlikte koordineli çalışmalarında çok desteklerini, yardımlarını gördüm. Hani ümitle, umutla beni çok teselli ederek ama gerçekçi bir şekilde tedavide yaparak bu atlatmamda yardımcı oldular. Şu anda iyiyim. Hastalık olarak görmeyelim. Bunu gelip geçici bir basit bir şey gibi görelim. Hani nezle grip gibi, ki grip bile çoğu zaman bazen öldürücü zor olabilir, zor atlatılabiliyor. Onun için diyorum ki korkmayın. Özellikle mamografilerini aksatmasınlar bayan izleyicilerimiz. Bu çok önemli. Evet. Hocam da hep üzerinde duruyor. Akrabalarınıza, tanıdıklarınıza, arkadaşlarınıza bunu belirtin diyor. Yani ilk bir ellerinde olsun mamografi diyor. Dolayısıyla önerilen şeylere dikkat etmek, birebir uygulamaya çalışmak, yani tedavi verilen, yani randevulara zamanında gelmek. Hasta doktor ilişkisi çok önemli diyor. Çok önemli. Yani biraz kendi bedenimize dönmek, dikkat etmek, hani çok da böyle hastalık hastası gibi olarak değil ama çünkü kanser çok yaygın yani artık, evet. Gerçekten özellikle meme kanseri. Bunu dikkatli olarak, kendimizi yoklayarak ama mamografi çektirerek, onu da çıkıyor zaten. Ve iyi bir doktor bularak, ki Fatma Şen hocamı tanıdığımdan çok çok ben mutluyum, sevinçliyim. Geçmiş olsun. Sağ olun, ben Azerbaycan'dan buraya geldim. Doktorlarınızı beğendim, geldim. Yani Allah razı olsun. Kanser dediğin, yani korkmayacaksan.
Korktuğunsa onun arkasında durulmaz. Geldiği kimde tedavini alırsan gider. Yani doktorlardan da razı, Allah razı olsun. Şuraya buraya geldi. Doktor tedavimizi ayırladı. Ameliyatımızı yaptı. Şimdi Azerbaycan'dan tedavi görmek için Türkiye'ye geldi. Evet, buraya geldi. Avrasya Hastanesi'ne geldi. Evet. Burada da şimdi ilk tedavimizi alırız. İnşallah gerisi iyi olur. Herkese de söylüyorum, korkmasın. Kendine iyi baksın. Moralini iyi tutsun. Yani hastalıktan korktuğun zaman o hastalığı seni çöktürecek. Stresten uzak, evet, stresten uzak durma. Ben hastalığı yeneceğim diyeceğim. Yeneceğim diyeceğim, evet. Yeneceğiz zaten. Evet, inşallah. Peki, İnşallah. Olsun, sağ olun, teşekkür ederim. Azerbaycan'a da selam olsun. Çok sağ olun. Azerbaycan'da çokçu soklu selamlar söyleyeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ettik. Sağ olun. Efendim, geçmiş olsun. Şimdi efendim, şu anda Türkiye'de iki hastalık var. Biri kanser, biri kalp. Evet. Ama çok ilerleme var. İnanın. Teknolojinin ilerlemesiyle. Var, de. Var. Biz de evvelallah geliyoruz, burada tedavimizi görüyoruz, evet. Gidiyoruz. Hasta-doktor ilişkisi de çok önemli, öyle değil mi Rüstem Bey? Şimdi benim doktoruma diyecek yok, hepsini bir Şafir ve Fatma Şeyh'in hocamız bir tane, samimi söylüyorum. Yani hastalıklarda hasta-doktor... Evet, evet, birebir ilgileniyor, birebir ilgileniyor, sağ ol. Geçmiş olsun. Fatma Şeyh'in hocamızı bulduk, son derece iyi bir tedaviyle 10 ayda iyi yere geldik şu anda. Evet. Bitirdik gibi. İnşallah iki ay sonra son kemoterapiden sonra da herhalde normal düzene geçeceğiz diye düşünüyoruz. Erken teşhisle. Erken teşhis. Evet. Hastalık erken teşhis edildiği zaman tedavisi daha cevap. Daha kolay. Az önce de söylediğiniz gibi moral, motivasyon çok önemli. Bir de ekip işi bu. İyi bir eşiniz varsa, iyi bir arkadaşınız varsa yanınızda sizi destekleyen. Bunlar önemli şeyler. Peki doktor-hasta ilişkisi nasıl olmalı? Şimdi Fatma Şen hocamız müthiş bir insan. İşine aşık. Hiçbir mesai mevhumu da yok onda. O yüzden herkes onun şeyini bekliyor, sırasını. Tabii sevgili izleyenlerimiz, kanser hastalığında en önemli olan konu moral ve motivasyon. Peki hasta yakınlarımız nasıl davranmalı hastalarımıza? Evet, bir hasta yakınımızla birlikteyiz. Merhaba. Geçmiş olsun. Kolay gelsin, sağ olun. Annemdir, yanındayım her zaman. Evet. Olması gereken bu zaten. Hasta değil ki benim annem. Yok, hasta değil, öyle. Bir tedavi, yüngül bir tedavi yapacak, o kadar. Grip bele, nezle bele. Yani. Bu hastalıkta yani, gelecek bir hastalık. Öyle. Erken teşhisle tedavi. Çok şükür erken teşhisi yaptık. Evet. Öyle başladık. Öyle devam edeceğiz ve bitireceğiz. O kadar. Peki hasta yakınlarına bir mesajınız olacak mı? Morallerini yüksek tutacaklar kendileri de, hastalarının da. Ve her şeyle konuşmasında bile dikkat edecekler. Her şeyden dikkat edecekler. En önemlisi o. Moral tabii ki. Aynen. Her hastalık bu olduğu gibi. Yani. Sadece bu hastalıkla alakalı. Evet. Bütün hastalıkların şifası aslında moral. Moraldir, motivasyondur, bile sevgidir. Evet. Sevgini bol tutacaksın, gülücükler dağıtacaksın ve moralini yüksek tutacaksın. Peki hastane hizmetleri nasıl görüyorsunuz? Çok güzel, çok güzel, çok beğendik. Fatma Hanım'ı daha çok yani var ya... Çok çok beğendik. O yüzden yani onun ismini oradan böyle duyduk, evet. Buraya geldik. Yani o kadar böyle bir şey söyledik. Aynen. Duyduk. Aynen. Avrasya Hastanesi'nin, olsunun. Bulduk, buluşturduk, geldik işte. Peki efendim, hoş geldiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Tabii hasta ve hasta yakınlarımızla yapmış olduğumuz röportajlarda sizler de takip ettiniz sevgili izleyenlerimiz. Ben bu hastalığı yeneceğim diyen hastalarımızla karşılaştık. Kafalarında ben bu hastalığı yenmeliyim. O zaman kendi kafasında bitiriyor işi. Tabii. Ne kadar bunu hani bu hastalık tedavi edilebilir. Bundan bir şekilde takiplerle bir daha olur ya da olmaz. Yani bunu kabullendiğinde kişi daha kolay atlatıyor. Evet. Daha kolay hem tedavi uyumu hem de tedavinin ile hastalığın bir daha geri gelmemesi veya hastalıkta tam yanıt alma veya ilaçların ya da tedavilerin yan etkisini daha az hissetme gibi sonuçlara neden oluyor. Onun için de hani kişinin kendi moral motivasyonunu kurması ya da bazen bunu
destekle, psikolojik ya da psikiyatrik desteklerle sağlanması olay uyumunu ya da başarıyı daha çok arttırıyor. Ve tabii bu başarının yanında sizlerin hastalarınıza olan ilginiz, alakanız ve bir ekip çalışması tabii görüyoruz hastanenizde. Bu da çok önemli. Tabii. Hastalar da bunu belirttiler. Hasta yakınları da belirttiler Fatma Hocam. Evet. Kesinlikle ekip çok önemli. Çalışan her meslekte olduğu gibi insanla ilişkili her türlü sosyal olayda olduğu gibi doktorundan hemşiresine, personeline, sekreterine her aşamada, ailedeki her bir bireyde olduğu gibi mutlaka yaklaşımlar çok önemli. O nedenle de böyle bir hastalık tedavi grubunda mutlaka sosyal destek ve kişisel destekler çok önemli. Fatma Hocam, teknolojinin ilerlemesiyle de tabii tedavi yöntemleri de daha geniş bir yelpazeye yayılıyor. Peki, meme kanserinde yeni teknolojiyle birlikte tedavi yöntemleri var mıdır? Evet, bilimsel gelişmelerle beraber, yeni teknolojilerle beraber kanser, meme kanseri tedavisinde de gerek cerrahi tedavilerde, gerek radyoterapilerde, gerekse tıbbi ilaç tedavilerinde çok ciddi gelişmeler var. Bu nedenle de artık biz biliyoruz ki ben birçok hastama da evresini sormanın bir önemi bir noktada yok. Çünkü evre 4 hastalıkta da çok çok iyi yanıtlar, çok uzun tedavi süreçleri olabilmekte. Güncel tedavilerde özellikle bizim kendi alanımızla ilgili tıbbi onkoloji olarak söyleyecek olursak, özellikle akıllı ilaçlar inanılmaz çığır açmış durumda. Eskiden akıllı ilaçlar olmazken özellikle akıllı ilaçlara duyarlı grupta hastalık çok daha hızlı ya da kötü ilerlerken, şimdi bu akıllı ilaçlarla pek çoğuyla ciddi anlamda tam yanıtlar, şifa olma olasılığı olan alt gruplarımız ya da çok çok uzun yıllar bu ilaçlarla kontrol altına alabildiğimiz hasta grubu olabilmekte. Akıllı ilaçların dışında yeni yeni immünoterapiler de meme kanserine girdi. Onlardan da çok şey bekliyoruz. Ve onlarda da özellikle akıllı ilaçların hiçbirine duyarlı olmayan bir üçlü negatif meme kanseri grubumuz var. Onlarda da güzel yanıtlar bekliyoruz ve şu an hem Amerika'da hem de Türkiye'de de onay almak üzere olan ilaçlarımız var. Yine hap tedavileri, yine hormonla ilişkili, hormonu duyarlı meme kanserlerinde bir grup alt akıllı ilaç yine diyebileceğimiz ilaçlarla eskiden 3-6 ay olan bir takım hastalığın kötüye gitme süresiyle ilişkili periyotlar varken şimdi 3 yıl, 2,5 yıl, 5 yıl gibi ya da çok çok daha uzun yıllar süre kazandıran, her biri ayrı ayrı böyle yıllar kazandıran ilaçlar ortaya çıkmış durumda. Yine pek çok kanserde olduğu gibi hemen meme kanserlerinde de istiyoruz. Genetik haritalamayla atipik akıllı ilaçlar çıktığında onlarla da yine çok önemli yollar kat edebiliyoruz. Yani sadece bugün yine başladığım meme kanseri tedavilerindeki hastalarımıza da anlattım. Sadece kemoterapi gibi hani ya da akıllı ilaç gibi ya da immünoterapi gibi ilaçların kendini direkt ilacı ya da direkt hastalığı hedefleyen ilaçlardaki yenilikler dışında destek tedavilerde de düzelmelerin olması tedavi uyumunu arttırıp şifa ya da iyileşme oranını arttırmakta. Ne gibi? Bulantı önleyici tabletler, bulantı önleyici ilaçlar örneğin. Eskiden bunlar yokken çok daha az hasta tedavi tamamlayabilmekteyken, şimdi bu ilaçların desteğiyle ve hastalar bunları güzel bir şekilde anlatıldığı şekilde kullandığı takdirde pek çok ilaç, kemoterapiler minimum bulantı kusmalarla ya da hiç bulantı kusmaları olmaksızın tamamlanabilmekte. Ne kadar verilmesi gereken ilaç zamanında ve düzenli bir şekilde tamamlanıp bitirilirse de hastalığın iyileşme oranı da o kadar hızlı ya da o kadar oran artmakta. Onun için de meme kanseri de yine kanserde en çok gelişme kat eden kanser tipleri arasında yer almakta. Fatma Hocam, kemoterapi alan hastalarımız
kemoterapiden sonra normal süreçteki hayatlarına devam edebilirler mi peki? Evet. Az önce aslında konuşmamızda biraz bunu da belirtmek istedik. Örnek hasta ve yakınları o kadar aşırı ilgi gösterirken hastayı toplumdan izole ederek kemoterapi başlar başlamaz odasını yatağını her şeyini ayırarak toplumdan ve sosyal yaşamından uzaklaştırıyorlar ve bu şekilde de hasta adeta bir cezaevi süreci gibi, yani bir süresi dolması gereken bir şey bekliyor psikolojisine girmekte. Örnek diyelim ki kemoterapi 3 ay sürecek, 6 ay sürecek ya da belki 5 yıl sürecek, bir akıllı ilacı var. Halbuki daha toplumla uyumlu ya da hasta yakınları bunu daha güzel organize edebildiğinde iki tedavi arasında tatile çıkan, gezmesini yapan ya da hiç normal çalışma hayatını bırakmadan örnek 2 gün tedavi sonrası dinlendi, 3. gün normal yine işine devam eden hastalarımız da var. Onun için biz mümkün olduğunca destek tedavilerine çok uyarak, yalnız yani mesela hastaya ev ödevleri hazırlıyorsun, bulantı önleyicilerini şu zaman al, yok ishal haplarını böyle al gibi birçok ilaçlarını düzenliyorsun, ev ödevi kağıdını çıkartıp veriyorsun ama hiçbirini kullanmıyor. 3 gün sonra bulantı, kusman var, çok işte suyunu içmemiş vesaire, yemeğini yememiş. Böyle hastalarla uğraşmak daha zor, ya da kişilerle diyelim, ama harfiyen bir takım destek tedavilere uyan kişilerde bu yan etkiler daha az olduğu için sosyal yaşamdan da, iş yaşamından da, ailedeki iletişimde de azalma daha az oluyor ve böylelikle de bu süreci daha rahat bir şekilde atlatabiliyor. Asla kemoterapi almak ya da tedavi almak tamamen sosyal yaşamdan kopmak anlamına gelmemeli. Güzel destek tedavilerimizle beslenmemizi güzel ayarlayarak, uykumuzu güzel ayarlayarak mümkün olduğunca çok ağır işler olmamak kaydıyla yine hayatımıza devam ediyor olabilmemiz gerekiyor. Bunu ayarlayabilen hastalarımızın çok fazla örneği var. Güzel bir şekilde bu süreci tamamlıyor. Hastalıkta beslenmenin de çok önemi var. Uyku düzeninin de çok önemi var diyoruz hocam. Evet, kesinlikle. Hepsinin de çok önemi var. Yorgun bir vücut, uykusunu güzel alamamış bir vücutta bağışıklık sistemi de çöküyor. O nedenle de psikolojik olarak da çöküntü oluyor. Uyku düzenini güzel bir şekilde ayarlayıp, yani uyuması gerektiği saatini zamanında uyuyup, beslenmesinde güzel bir düzende yapması koşulu ile o durumu atlatması daha kolay oluyor. Beslenme desteği aslında genel olarak sağlıklı beslenme desteğidir ama yine ilaçlara özgü bir takım özellikler var. Onları yemeyin, almayın diyoruz. Ya da şunlar içerisinde olsun olmasın. Bunun için yine onkoloji diyetisyenlerimiz var. Onlar özellikle ayrıntılı bilgi veriyor. Daha ağır beslenme problemleri olan hastalarımızda beslenme konusunda uzman bir takım yine tıbbi doktorlarımızın da desteğini alabiliyoruz. Bizler de yardımcı oluyoruz. Ama normalde aslında sağlıklı beslenmeyi de çoğu beslenme sorunu ortadan kaldırmış oluyoruz. Fatma Hocam, son olarak ekranları başında bizleri izleyen Şifa Kapısı programı izleyenlerimize en sık görünen kanser türlerinden meme kanseriyle ilgili ve genel anlamda kanserle ilgili neler söylemek istersiniz? Meme kanseri kadınlarda en sık kanser türü dediğimiz için özellikle kadınların kendi yaş gruplarında, mesela 20'li yaşlardan itibaren kendi kendine meme kanseri, 40'lı yaşlardan itibaren de gerekli tarama testlerini ya da doktor kontrollerini yaptırması gerektiğini belirterek konuşmamızı özetlemek ya da kapatmak istedim. Bu nedenle de kadınların gerekli yaş gruplarında tarama testlerine dikkat etmesi gerekiyor. Sigara, alkol gibi ya da aktif yaşam gibi ya da yine kilo ile ilgili, yaşına göre uygun kilo ve body mass indeksi olması ile ilgili tedbirler almasını öneriyoruz. Evet kıymetli SRT Televizyon izleyenlerimizle bu hafta da Şifa Kapısı programımızın sonuna geldik. En sık görünen kanser türlerinden meme kanserinden bahsettik. İç hastalıkları uzmanı ve medikal onkoloji uzmanımız doçent doktor Fatma Şen ile meme kanserini ve kanser türlerindeki tedavi yöntemlerinden bahsettik. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Sizler Şifa Kapısı programı izleyenlerimize ise bizlerden ayrılmamanız ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın. Haftaya aynı saatte yine SRT ekranlarında olun efendim.